Merhaba gençler, ben Şükran Hocam. Nüfus politikaları yani beşeri sistemler konusu ile birlikteyiz. Doğal sistemler konusunu artık 11. sınıf ve AYT konularımızda tamamen bitirmiş bulunmaktayız. Bu anlamda beşeri sistemlerden nüfus ile devam ediyoruz. Nüfus sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısıdır bizim için. Bu bir ülkenin nüfusu olabileceği gibi bir ilin nüfusu, bir köyün nüfusu ya da sınıfın nüfusu da olabilir. Bir ülkenin nüfusu ve özellikleri ile ülkenin kalkınması arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Bir yandan aşırı nüfus artışı çeşitli sorunlara yol açarken diğer yandan nüfusun azalması ülkenin geleceğini tehdit etmektedir. Ülkelerin nüfus sayımı yapmasının nedeni ülke nüfusunun miktarını öğrenmekle sınırlı değildir. Sayımlar sonucunda elde edilen veriler de nüfusun yapısı ile ilgili bize hayati derecede önemli bilgiler verir diyebiliriz. Nüfusun yapısı ve özellikleri ile ilgili ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ve kalkınma hızları arasında sıkı bir ilişki vardır. Genel anlamda nüfus artış hızı fazla olan ülkelerin kalkınma hızları yavaşlarken nüfus artış hızı az olan ülkelerde kalkınma hızı çok daha fazla olarak karşımıza çıkar. Dünyada genel olarak uygulanan 3 çeşit nüfus politikası vardır. Bunlardan bir tanesi nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olan politikadır. Nüfus artış hızını azaltmaya çalışan ülkeler genel anlamda kalkınma hızlarını yavaş olan gelişmemiş olan ülkelerdir diyebiliriz. Bunlara Pakistan, Hindistan, Bangladeş örnek olarak verilebilir. Nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politika izleyen ülkeler ise doğum oranı düşük olan ülkelerdir. Bir ülkenin nüfus artış hızının düşük olması o ülkenin gelecekte tehlike altına girmesine sebep olabilir. Bu nedenle bazı ülkeler nüfus artış hızını yükseltmeye çalışırlar. Bunlar özellikle ABD, Japonya ve Avrupa, gelişmiş Avrupa ülkeleri gibi. Gelişmiş ülkelerdir diyebiliriz. Bazı ülkeler ise nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmeye yönelik politika izlerler. Yani nüfus artış hızımız şu anda güzel gidiyor. Fakat bizim bu var olan nüfusun niteliğini arttırmamız gerekir gibi düşünceye sahip olan ülkeler daha çok gelişmekte olan ülkelerdir. Diyebiliriz. Seçilen örnek ülkelerde uygulanan politikalara baktığımızda ise burada Amerika Birleşik Devletleri çeşitli ülkeleri vereceğim. Bunlar MEP müfredatında var olan ülkeler. Hem okul dersiniz hem de AYT konularında bunlardan sorumlu olduğunuz için bu ülkeleri seçmiş bulunmaktayım. Burada ABD'ye ait bir nüfus piramidi görüyoruz ve burada özellikle 1940 yılındaki piramide baktığımız zaman 1940 yılındaki piramitte genel olarak tabanı daralan yani nüfus artış hızı düşen bir ülke görüyoruz. Şu alt kısım bizim için artış hızını verir. Bir piramide baktığınızda alt kısmı genişliyorsa burada olduğu gibi doğum oranları artmış deriz. Taban daralıyorsa doğum oranları azalmakta deriz. 1940 yılında nüfus artış hızı giderek azalan bir ülke görüyoruz. Bu durum gelişmiş bir ülkenin giderek artan iş gücü gereksinimini karşılayamaması anlamına gelir. Bu nedenle nüfus artış hızı teşvik edilmiştir diyebiliriz. Sanayileşme sürecinde nüfus artışı teşvik
edilmiştir. Hem ekonomik yönden ailelere yapılan yardımlarla hem de çocuk sahibi olanlara bazı muafiyetlerle, hatta çocuk sahibi olmayı özendirici kampanya ve reklamlarla doğum oranları artırılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaların başarıya ulaştığını ise 1968 yılındaki grafikten anlayabiliriz. Tabanın gittikçe genişliyor olması doğum oranlarının arttığını gösterir. Doğum oranlarının arttığını, yani çocuk sayısında artış olduğunu gözlemliyoruz. 1978 yılı piramidine baktığımızda ise doğum oranlarının tekrar azalmaya başladığını, yani tabanın gittikçe tekrar daralmaya başladığını gözlemlemekteyiz. Bu nedenle tekrar nüfus artış hızı arttırmaya, doğumları çoğaltmaya yönelik kampanyalar başlamıştır. Ve bu çalışmaların sonucunda sağlanan artış burada 1995 yılında ve 2016 yılındaki piramitlerde görünmektedir diyebiliriz. Çin'de uygulanan nüfus politikasına baktığımızda Çin hem nüfusu çok fazla olan hem de nüfus artış hızı yüksek olan bir ülke durumundaydı. 1990'lı yıllara kadar bu şekilde diyebiliriz. Bunun sebebi Çin artan nüfusu genel olarak askeri bir güç olarak görmekteydi. Tarih boyunca da bu nedenle nüfus artış hızını teşvik eden politikalar uygulamıştır ve bu nedenle nüfusu her zaman fazla olan bir ülke olarak karşımıza çıkmıştır diyebiliriz. Artan nüfusun gereksinimlerini karşılamak, onlara iş olanağı sağlamak gibi devletin üstlendiği hizmetler yetişmekte zorlanıldı. Bu çalışmalara ayrılan bütçenin fazla olması yeterince yatırım yapılamamasına sebep oldu. Ve bu nedenle devlet nüfus artış hızını azaltmak ve bilinçlendirmek amacıyla yeni politikalara başvurdu. Bu anlamda tek çocuk yasağı uygulanmaya başlandı 1990 yılı sonrasında ve ailelere tek bir çocuk sahibi olma hakkı tanındı. Daha sonrasında 2015'in son aylarına doğru tek çocuk politikası gittikçe esnetildi. Kırsal alanda yaşayan ailelere ikinci çocuk imkanı verildi diyebilirim. Bu esnetilme çok büyük bir esnetilme olmasa da nüfus artışında bir tık olsun çocuk oranının artmasına sebep olmuştur denilebilir. Rusya'ya baktığımızda ise Rusya Federasyonu hem yüz ölçümü bakımından çok büyük bir ülke, yani dünyanın en büyük ülkesi, hem de nüfus bakımından dünyada 9. sırada yer almaktadır. Rusya zaman içinde nüfus politikaları değişen ülkelerden bir tanesidir. Çünkü rejim değişiklikleri ve savaşlar bunda etkili olmuştur diyebilirim. Rusya'da 1914 ila 1922 yılları arasında çok sayıda insan hayatını kaybetmiş. Bu dönemde yoğun bir şekilde göç olayı yaşanmıştır. Birinci Dünya Savaşı ve Sovyet Devrimi bunda etkili olmuştur diyebilirim. Bunun sonrasında ise 1922 ile 1950 yılları arasında nüfus artış hızı artmıştır. Devlet doğumları teşvik etmiştir nüfusun azalmasına bağlı olarak denilebilir. 1950'den günümüze kadar nüfus artış hızı hızla düşmeye başlamıştır. Çünkü 1950'li yıllarda Rusya artık ekonomisini tamamlamış ve gelişmiş bir ülke statüsü kazanmıştır. Kadının iş hayatına girmesi ve sanayileşmenin etkisiyle nüfus artış hızı düşmüştür. Burada sanayileşme temel olarak etkili. Ve 2009'dan itibaren nüfus artış hızı az da olsa artmaya başlamıştır. Burada devletin uyguladığı, çocuklara karşı verdiği teşvikler etkili olmuştur. Doğum oranını artırıcı politikanın etkisi gözlemlenmiştir diyebiliriz. Onu da şu tabandaki genişleme ile gözlemlemek mümkündür diyebilirim.
Japonya'ya geldiğimizde ise Japonya'da nüfus politikaları iki şekilde sınıflandırılır aslında bakılırsa. Bunlardan bir tanesi göç, diğeri ise nüfus artışıdır. Biz burada iki temel unsura değineceğiz. Japonya'nın göçle ilgili politikası genel olarak ırkı koruma ve türdeş olan toplulukları bir arada tutma amacıdır. Ve bu amaçla ülkede sıkı bir göçmen politikası uygulamış ve Japonya uluslararası göçün en az yaşandığı ülkelerden birisi haline gelmiştir diyebiliriz. Japonya'nın nüfus artış hızı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla artmaya başlamıştır. Çünkü savaştan sonra evlerine dönen askerler ile sömürgeleri terk edip gelen mülteciler burada artış hızında etkili olmuştur. Ve bu durum ülkede nüfusla ilgili bir kriz ortaya çıkarmış. Bunun sonucunda da aile planlaması yapılmaya başlanmıştır diyebiliriz. Ve bu aile planlamasının sonrasında 1950 yılından sonra nüfus artış hızı hızla düşmeye başlamıştır. Ve Japonya 1950'lerden sonra 1950'lerden 1990 yılına kadar genel olarak nüfus artış hızı çok ciddi bir şekilde düşen ülkelerden bir tanesi olmuştur. 1991'den sonra ise nüfus artış hızını artırıcı politika uygulamasına rağmen Japonya'nın şu anda nüfus artış hızı eksilerdedir. Yani nüfus artmaktansa azalmaktadır diyebiliriz. Bu da bir ülkenin geleceği için tehlikeler oluşturmaktadır. Bu nedenle Japon hükümeti nüfus artış hızını artırıcı politikalar uygulamaya devam etmektedir. Endonezya dediğimizde, Endonezya çok sayıda adadan oluşan bir ülkedir ve ülke nüfusunun çok büyük bir kısmı belirli adalarda toplanmıştır. Bu adalar genel olarak Java Adası, Bali, Madura ve Lombok Adası olarak adlandırılır. Bu adaların çoğunda nüfus yaşadığı için Endonezya'daki nüfus politikalarından biri nüfusun ülkedeki dağılımına yönelik olmuştur. Ve bu anlamda diğer adalara göç başlatılmıştır. Ve göç sayesinde nüfusun ülkede eşit bir şekilde dağılması hedeflenmiştir. Fakat 1950'li yıllarda uygulanan bu politika adaların gelişmişlik düzeyleri ve doğal kaynakların farklı olması sebebiyle çok başarılı olamamıştır diyebiliriz. Endonezya'daki nüfus politikalarından bir tanesi de nüfus artış hızıyla ilgilidir. Nüfusun büyük bir kısmı Müslüman olan bu ülkede nüfus artış hızının artmasına yönelik politikalar uygulanmıştır 1970 yılına kadar. Fakat 1970 yılı da ne kadar uygulanan politikayla nüfusun çok hızlı bir şekilde artması ülkenin gelişmişlik düzeyinin azalmasına sebep olmuştur ve kalkınma hızını oldukça azaltmıştır. Bu nedenle 1970'ten sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulamaktadır. Ve Endonezya'daki nüfus politikası başarılı olduğu için İslam dünyasındaki en başarılı nüfus politikası olarak adlandırılır. Genel olarak baktığımızda da bir azalma, son zamanlarda bir yavaşlama görüyoruz diyebiliriz artış hızında. Çok pardon. Nüfus politikasına değineceğimiz son ülke ise Hindistan'dır. Ülke içerisinde Hindistan dünyada Çin'den sonra nüfusu en fazla olan ülkedir diyebiliriz. Ve gelecek 20 yıl içerisinde Çin'in nüfusunu geçeceği öngörülmektedir. Ülke genelinde farklı etnik grupların bulunması Hindistan'da nüfus politikalarının başarılı olamamasına sebep olmaktadır. Farklı dinlere mensup olan grupların çok olması
ülkede ulusal bir nüfus politikasını imkansız hale getirmiştir diyebiliriz. Çünkü Hindistan yaklaşık olarak 25 eyaletten ve 7 birlikten oluşmaktadır. Yani toprakları, kültürleri, etnik olarak da farklı olan ülkelerden bir tanesidir. Hindistan uzun süre İngiliz sömürgesi olarak kalmış ve İngiltere'nin egemen olduğu dönemde doğum oranları ve ölüm oranları çok yüksek olan ülkelerden biri olarak karşımıza çıkmıştır. Ülkede kıtlık, salgın hastalıklardan dolayı nüfus artış hızı çok yüksek değildir diyebiliriz. 1920'den 1970 yılına kadar nüfus artış hızını artırıcı politika uygulamıştır bu sebeple. Fakat 1970 yılı sonrası nüfusun çok fazla artması, tarımsal üretimin yetersiz kalması, yaşam koşullarının iyi olmaması gibi sebeplerle nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulamaktadır. Fakat özellikle dini sebepler, etnik sebepler, bu politikanın başarılı olmamasında etkilidir diyebilirim. Gelelim ülkemizin nüfus politikalarına. Türkiye'deki nüfus politikaları farklı dönemlerde farklı politikalar olarak karşımıza çıkmıştır. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1963 yılına kadar olan süreçte nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar benimsenmiştir. Bu politikanın uygulanmasının sebebi uzun süren savaşlar sebebiyle erkek nüfusun azalmış olması ve orta yaş nüfusundaki eksilme nedeniyle iş gücü sıkıntısının ortaya çıkmasıdır. O dönemde Türkiye'de ölüm oranının yüksek olması sebebiyle nüfusun azalmaması için doğurganlığın artması gerekmekteydi ve ülkede ihtiyaç duyulan iş gücü kalkınma hızını artırmak isteniyordu. Fazla nüfusun bir ülke için siyasi ve askeri güç olarak görülmesi de burada etkili olan faktörlerden bir tanesidir. Türkiye'nin doğal kaynaklarını işletmek ve yeterli üretimi sağlamak için genç nüfusa ihtiyacı vardı. Ve pek çok salgın hastalık sebebiyle ölümlerin fazla olması da nüfus artışını arttırmak için bir sebepti diyebilirim. Grafiğimizi incelediğimizde özel olarak baktığımızda 1940-45 yıllarında nüfus artış hızının çok azaldığını görüyoruz. Bu azalmanın en temel sebebi 2. Dünya Savaşı olarak karşımıza çıkar. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra ise nüfus artış hızında ciddi bir artma söz konusudur grafikten anlaşılacağı üzere. Ve 1963 yılına kadar uygulanan bu artış politikasının başarılı olduğunun göstergesidir şu çizelge. 1963 yılından 2014 yılına kadar baktığımızda ise genel olarak nüfus artış hızını azaltmaya yönelik bir politika benimsenmiştir. Bunda en etkili olan faktörlerden bir tanesi ülkenin gelişmeye başlaması, fakat gelişme için ise daha çok bizim yatırımlarımızı nüfusa değil de sanayiye yapmamız gerektiği düşüncesidir diyebilirim. Burada bilmemiz gereken birkaç madde var. Nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar uygularken bizim devletin verdiği teşvikler var. Bir takım uygulamalar var ve bunları bilmemiz gerekir. Bunlar özellikle yol vergisinden vergi muafiyeti diyebilirim. 1929'da fazla çocuk sahibi olan aileler yol vergisinden muaf tutulmuştur. 1930 yıllarında nüfus artırma politikası ile doğum evleri kurulmuş ve fakir olan vatandaşlara ücretsiz ilaç dağıtımı yapılmıştır. Doğum evlerinin kurulması. Bunun dışında 6 ve daha fazla çocuk yapan ailelere madalya ya da para verilmiştir. Bunun dışında
yapılan politikalar dediğimizde özellikle düşük ve gebeliği engelleyici olan ilaçların satılması yasaklanmıştır bu dönemde ve evlenme yaşının düşürülmesi etkilidir. Evlenme yaşı 17'den 15'e düşürülmüştür. Evlenme yaşı düşürüldü dedim. Bu ailelere, çok fazla çocuk yapan ailelere hazineye ait olan topraklardan verilmiştir. Bunlar tamamen bağış amaçlı tarlalar verilmiştir diyebiliriz. Yurt dışından gelen göçmenler için de bu sırada gümrük muafiyeti ve çok düşük faizli uzun dönem ödemeli krediler verilmiştir. Ve bu göçmenlerin ülke genelinde dağıtımı yapılmıştır denilebilir. Birinci 5 yıllık kalkınma planı hazırlandığında hızlı nüfus artışı artık bir sorun olarak görünmeye başladı. Çünkü 1963 yılına kadar yapılan bu teşvikler çok hızlı bir şekilde etkisini gösterdi. Ve nüfus artış hızını azaltıcı bir politika uygulanması, tedbirler alınması kararı verildi. Sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle ölüm oranının azalmaya başlaması bunda etkili oldu. Ve özellikle askeriye de insan gücünden çok bilim ve teknolojinin ön plana çıkması etkilidir diyebiliriz. Bu anlamda nüfus artış hızını kontrol altına alan uygulamalar yapılmaya başlandı ve özellikle gebeliği önleyici ilaçların dağıtımı ve satılması tekrar yasal hale geldi. Halka bu konuda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Korunma yöntemleri anlatıldı. Anne çocuk sağlığı önemi üzerinde uzmanlaşmış sağlık ekipleri kuruldu diyebiliriz. Ve nüfus artış hızının 2014 yılına kadar düşmeye başlaması, 2014 yılı sonrasında nüfus artış hızının tekrar teşvik edilmesine sebep oldu. Burada da ülkemizde yaşlı nüfusunun artmaya başlaması, doğum oranlarının azalması, kadının iş gücüne girmesi etkili olan faktörlerden birileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli ülkelerde uygulanan nüfus politikaları ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum.